uzman kişi geldiği zaman siz onu tüp mide ameliyatını alıyor musunuz, yoksa hastalarımızda bir seçenek uyguluyor musunuz? Her hasta, her şişman kişi tüp ameliyatı olabilir mi? Tüp mide ameliyatı olabilir mi? Şimdi tabii başvuran hastalar için de bir tüm dünyanın kullandığı bir vücut kitle endeksi, body mass endeks dediğimiz bir endeksimiz var. Bunu herkes kendisi de hesaplayabilir. Kiloyu boyun metre cinsinden karesine böleceğiz. Mesela 100 kiloluk bir insanın boyu 1.80 olsun. 1.8'i 1.8 ile çarpacağız. Kilosuna, yani 100'e böleceğiz. Çıkan rakam önemli. Bu endeks rakamı çünkü. Çıkan rakam eğer 20 ile 25 ise tamamen normal, sağlıklı bir insansınız. Eğer 25 ile 30 arasıysa kilolusunuz. Ama obez değilsiniz. Kilolusunuz yalnızca. Herhangi bir diyette birazcık balık eti gibi diyelim hadi. Ama 30'un üstünde obeziteye giriyor. 30 ile 35 arası obez, 35 ile 40 arası morbid obez, 40'ın üstü süper obeze giriyor. Bizim yaptığımız ameliyatları biz 35 ve üstüne yapmak istiyoruz. Tüm dünyada aslında şöyle bir kanı da oluşmaya başladı. Eğer ki 30 ile 35 arasıysa body mass endeks hastanın, ama bütün çabalara rağmen, diyet yapmasına, spor yapmasına rağmen hala kilo veremiyorsa, o zaman bunlar da tercihe bağlı olarak yaptığımız ameliyatlarımız oluyor. Tüm dünya buna yavaş yavaş kabul etti. Ama 35 ve üstü direkt endikasyon. Çünkü sağlıksız bir durum. Eklem romatizmaları, ekleme binen yükün devamlı olarak ekleme aşındırması, hipertansiyon, diyabet, kansere yatkınlık, onun dışında kilonun verdiği diğer hormonal bozukluklar vesaire, hareketsizliği tetiklemesi, bir sürü silsile halinde bir sıkıntılı hastalıkların doğmasına neden oluyor. Her gelen hastayı biz kabul ediyor muyuz? Elbette etmiyoruz. Bir kere hastanın bunu bilinçli olarak gelmesini istiyoruz. Öğrenmiş olacak, araştırmış olacak, bütün bu diyettir, spordur vesaire onları denemiş olacak. Ondan sonra ruhsal durumunun dengeli olması lazım. Mesela alkol kullananlar, tüp mide yapsanız bile alkolün hacminde çok fazla kalori olduğu için mesela artık alkol kullanmasını istemiyoruz. Zaten çok az yedikten sonra doyacaklar. Bu ameliyatın en güzel tarafı o zaten. Hormonal yöntem de, çünkü midenin çıkardığımız bölgesinde ghrelin hormonu denen, bizim açlık duymamıza neden olan bir hormon var. Bu çıkardığımız bölgede olduğu için artık ghrelin hormonu başka birkaç yerde daha üretiliyor ama çok azalmış oluyor. Hormonal bakımdan bunlar düzenince, kilo da vermeye başlayınca zaten şeker, tansiyon ve diğer hastalıkların tamamına yakını %70-80'lere varan oranda düşmüş oluyor. Bunlara bakıyoruz, hastamıza bu kriterlere uyduğunu görüyoruz, ardından da ön hazırlıklarımıza başlıyoruz.